Akıllı tahtalar, bilgisayar laboratuvarları ya da akıllı kitaplardan bahsettiğimiz günlerde henüz teknolojinin girmediği okulların sayısı da maalesef bir hayli fazla. Hatta okul gereçlerini bulmakta zorlananlar da azımsanmayacak kadar çok. İşte bu ihtiyaçlarını gideremeyenler için iki arkadaş Anıl Erdem ve Onur Aydın kafa kafaya verdi, bir projeye başlattı. Bu projenin adı Bir Silgi, Bir Kalem. Amaçları ilköğretim okullarının eksiklerini gidermek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmi protokolle destekleniyor bu proje. Bir Silgi, Bir Kalem. .org üzerinden yürütülüyor bu proje ve bu projeyi konuşmak üzere Anıl Erdem ve Onur Aydın son durakta stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık bir yıl önce zannediyorum başladı bu proje. Peki nasıl karar verdiniz? Nasıl hayata geçti? Bunlar aslında birkaç yıl önce proje benim aklımdaydı ama ilk Anıl'la bir Ocak ayında geçen yıl yemek yedik ve orada Anıl'ın da benzer bir proje fikri olduğu ortaya çıkınca yapmaya karar verdik. Aslında ben biraz fazla yoğundum aralar. Anıl da sağ olsun operasyonel yükünü üstleneceğini söyledi. Ve o şekilde start verdik. Son yaklaşık bir yıldır dediğiniz gibi üzerinde çalışıyoruz. Nasıl başlatabiliriz, nasıl bunun yatırımını alıp Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle hayata geçirebiliriz diye. Ve geldiğimiz noktada son işte 2-3 haftadır da beta yayına, yani test yayınına başladı site. Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz diyebiliriz. Peki site birsilgibirkalem.org. Buraya giren bir vatandaş neyle karşılaşıyor ve bir öğrenciye ihtiyacı olan bir öğrenciye yardım edebilmesi için ne yapması gerekiyor? Bunu da sizden alalım. Burada bağışçı siteye girdiği zaman hangi okulda o anda ne gibi ihtiyaçlar var bunları bağışçı direkt gözlemleyebiliyor. Daha sonra kendisi bu web sitesinde hangi okulun hangi ihtiyacını karşılamak istiyorsa ben bunu karşılayacağım diye taahhütte bulunuyor. Ve kendisi bu ürünü isterse online kanallardan, isterse gidip kendisi bir mağazadan temin edip bunları okullara iletiyorlar. Bahsettiğimiz ihtiyaçlara neler giriyor? Kapsam ne kadar geniş? Aslında kapsam çok genişleyebilir. Şu an biz test aşamasında olduğumuz için biraz kısıtlı tuttuk, başarılı olsun ilk safhada diye. Şu an elektronik eşyalar var, bilgisayar, projektör gibi giysiler var. Onun dışında sınıf gereçleri var, mesela tahta, harita, küre gibi. Ama bir süre sonra klima, ısıtıcı gibi çok çeşitli şeyler de eklenebilir. Yani sadece bir silgi bir kalem değil aslında. Belki bu düşünceyle başladınız ama çok daha geniş kapsamlı bir proje olarak hayata geçmiş gibi görünüyor. Evet. Peki kaç okuldan bahsediyoruz? Türkiye'nin dört bir yanında zannediyorum bu proje devam edecek. Kaç öğrenci ve kaç okula ulaşmak hedef? Şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize çok ciddi bir desteği var. Aynı şekilde projemizde bize yardımcı olan Vitamin diye bir kuruluş daha var. Kendisi okullardaki öğretmenlere çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Yani Türkiye'deki bütün öğretmenler kendilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış sistemlerle web sitemize giriş yapabiliyorlar. Ve bu yüzden hani okul tarafında bütün okullara ulaşabiliyoruz. Aslında 15 bin öğretmen girebilecek, öyle diyebiliriz. Şu an biz kademeli olarak bu öğretmenlere ulaşıyoruz ki sistem başarılı olsun en başta. Ama toplamda 15 bin öğretmen o kendi okullarının sayfalarını oluşturup isteklerini girebilecekler. Yani aslında sadece vatandaşın yapabileceği yardım değil, öğretmenlerin talepleri de bu anlamda aslında projeye önemli bir katkı sağlayacaktır. Zaten aslında projenin can alıcı noktası o. Tamamen öğretmenlerin isteklerini ve öğretmenler de öğrencilerini gözlemledikleri için öğretmenlerin istekleri neyse bağışçılar onları ancak gönderebiliyorlar. Yani kendi istedikleri, ben şu okula bir televizyon... Nakli bir yardım yapılabiliyor. Şu an yapılmıyor. Aslında Amerika'da bizim incelediğimiz örneklerde, ki burada Amerika'da çok başarılı olmuş örnekleri var. Ve onlar nakli yardım yapıyor ama biz Türkiye'de henüz onu en başta yapmak istemedik. Önce sadece fiziki mallar gönderelim dedik. Bir süre sonra o da olabilir aslında. Peki projede sizin örnek aldığınız Amerika dışında başka ülkelerde ne tür prototipler karşımıza çıkıyor? Açıkçası biz Amerika'dakini örnek aldık diyebiliriz. Hatta kurucusuyla tanıştık. Kurucusu da orada işte çok meşhur olmuş bir öğretmen. Kurucusu bir öğretmen. Mesleğinden ayrılıp sadece bu işle artık ilgileniyor. Onunla yani internet üzerinden de konuştuk. Hatta belki bu yaz Türkiye'ye gelecek. Sadece onun modelini işledik diyebiliriz. Yani A'dan Z'ye kadar ve onu örnek alıyoruz. Ama orada nakdi yardım da var. Yapılabiliyor. Evet, ve orada öğretmenler mesela proje diyor ki $500 ihtiyacım var ve oraya herkes $50 yükleyebiliyor. O daha aslında verimli bir çalışma ama şu aşamada onu biraz riskli gördük bizim açımızdan. Peki en büyük ihtiyaç hangi kaleme ait? Yani şu ana silgi kadar mi, defter gelen mi, tahta mı? Nedir?
şu ana kadar gelenlerden. En çok mesela masaüstü bilgisayar talebi çok oldu. Yine aynı şekilde projektör talepleri çok oldu. Daha çok böyle teknolojik yönde ihtiyaçlar göze çarpıyor. Peki bir yandan eğitimde artık kara tahta bile kalmadı, akıllı tahtaya geçtik diyoruz ama aslında sanırım bu o kadar da gerçekleşmiş değil gibi görünüyor, değil mi? Çünkü diyorsunuz ki dizüstü bilgisayar en sık ihtiyaç duyulanlar arasında. Demek ki aslında bahsettiğimiz teknoloji gerçekten Türkiye'nin dört bir yanına sağlık içine yayılmış değil. Henüz öyle gözükmüyor açıkçası. Biz mesela Anıl'la Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşmek için Ankara'ya birkaç kez gittik. Orada okulları da gezdik. Bize söylenen belki işte bu projelerle zaten elektronik ihtiyaçlar azalacak gibi söylenmişti ama sanırım onu biraz daha var. Yani birkaç sene daha var. Ve tüm Türkiye'ye yayılması zaman alacak. O arada işte dediğimiz gibi projektörden tutun klavye, mouse isteyen okullar var. Peki genel olarak birsilgibirkalem.org projesine sizin aldığınız tepkiler ne yönde? Beklediğiniz ilgiyi, desteği görebiliyor musunuz örneğin? Çünkü bu biraz da el ele vererek büyüyebilecek bir projedir. Kesinlikle. Yani şu an dediğim gibi 2,5-3 hafta oldu. Yani iyi bir çıkış yakaladığını düşünüyorum projenin ama çok daha büyümesi için yani sonuçta kar amacı gütmüyor. Yani dernek aracılığıyla yürütülen bir proje. O yüzden çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bir iş, yani bir şirket gibi tanıtımıyla, reklamla yapılmıyor. Yani şu ana kadar olumlu, hiç negatif bir feedback henüz yani geri bildirim almadık. Hep olumlu yönde geliyor destekler. Hatta mesela bağışçılar web sitesine girip bağış yaptıktan sonra bizim en büyük bence değer kattığımız nokta teşekkür mektupları. Yani siz bir bağışçı olarak bir bağış yapıyorsunuz. Okul sonrasında o ürünü teslim aldıktan sonra bağışçıya teşekkür ediyor. Ve bu mesela benim çevremde bağış yapan insanlardan aldığım en önemli aslında geri bildirim oluyor. Yani bu bizi bir daha bağış yapmaya teşvik ediyor. Kesinlikle. Bir kere çok mutluluk verici bir duygu dolu bir eminim mektupla karşılaşıyorlar. Bu dolayısıyla kişileri söylediğiniz gibi teşvik ediyordur. Peki diyelim ki bizim izleyicilerimizden de herhangi biri bir silgi bir kalem.org üzerinden bir bağış yapmak istiyor. Fakat herkesin bütçesinin farklı olduğunu göz önünde bulundurursak en düşük fiyatlı bağışla en yüksek arasındaki fark nedir? Yani bir ortalama rakam verebiliyor musunuz? Bir ya da aralık, en cüzi bağış oranı ne olabilir? Bir aralık veririz. Geçenlerde yani futbol topu isteyen de var sonuçta. 20 TL'den işte projektör 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. O yüzden yani alt limit çok az. Yani 20 TL'lik bir bağışta kolaylıkla yapabilirsiniz ve o topu dediğim gibi online alabiliyorsunuz veya o şehirde yaşıyorsunuz kendiniz bile götürebilirsiniz. Sonra o okul mutlaka size teşekkür ettiği için kimin eline geçti, nasıl kullanılıyor en ufak bir bağışta bile görebiliyorsunuz. İlla çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Aslında bu teşekkür mektubu sistemi sayesinde bağışçıyla bağış yaptığı okul ve öğrenciler arasında da bir ilişki doğuyor. Kesin. Ve bu zaman içinde hem teşvik etmesi hem de o okulun nasıl ilerlediğini görmek de bağışçı için bence güzel bir seyirdir. Yani sizin bağışınızla bir okul değerine değer katıyor, öğrencilere verdikleri çoğalıyor ve siz buna tanıklık ediyorsunuz birebir. Bence bu keyifli bir şey olsa gerek. Kesinlikle ve öğretmenler hatta oraya cep telefonlarını, e-maillerini yazıyorlar. Yani bağışçı isterse direkt arayabiliyor. İsterse adresleri var, gidip okula, yani o malı kullanırken okul projektörü veya bir satıcıyı görebiliyor. O bence de çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir kere her şeyden önce böyle bir fikri düşünmeniz ve hayata geçirmeniz çok mühim. Diliyorum birsilgibirkalem.org projesinin önü çok daha açık olur ve ulaşmak istediğiniz herkese ulaşırsınız. Buradan bir kere daha tekrar edelim. birsilgibirkalem.org adresi üzerinden az evvel söyledikleri gibi isterseniz 20 liraya, isterseniz 1500 liraya kadar çıkabilecek oranlarda bağış yapabilirsiniz ve böylece siz de eğitimin daha kaliteli hale gelmesi adına önemli bir adım atmış olursunuz. Seyircilerimize iletmiş olalım. Anıl Erdem ve Onur Aydın'la konuştuk projeyi. Bir kez daha teşekkür ederim son durağa katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.